okudun mu? Neyi? Merhaba değerli seyirciler. Gazeteleri okuyoruz evet. Gazete. Fanatik Donk %99 Galatasaray'da. Haberi Ömer Necati Albayrak ve Safa Can konuk sefer yapmışlar. Röportajı. Hatta. Röportajı. Ömer Necati Albayrak, Safa Can konuk sever. Evet. Bu sezon genç arkadaşlarımız. Genç arkadaşlarımız. Bu sezon Kasımpaşa'da oldukça başarılı bir grafik çizen teknik direktör Rıza Çalınbay, Donk transferiyle ilgili sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Deneyimli teknik adamın açıklamaları. Bence Donk devre arasında gider. Benim fikrim %99 Galatasaray'a gideceği yönünde. Başkanlar düzeyinde görüşülüyor. 6 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Kulüpler anlaşırsa maddi açıdan sorun olmaz. Ben oyuncunun önünü açarım. İyi bir yere gidecekse asla futbolcuya sorun yaratmam. Bizim zaten bir sürü baktığımız oyuncu var. Yerine de yenisini buluruz. Galatasaray'da Donk kesinlikle başarılı olur ve rahatça oynar. Topla alışverişi mükemmel. Tekniği çok iyi. Defansif olarak da agresif tarafı var. Ben bu saatten sonra mecbur kalmadıktan sonra onu stoperde değerlendirmem. Galatasaray'ın kadrosunda şu anda onun gibi bir oyuncu yok. Mustafa Hoca ile sürekli konuşuyoruz. Sadece bugün değil. Bendeki yeri çok ayrı. Kendisini aradım ve Umut Bulut'u istedim. O da Burak'ın sakat olduğunu ve hücumda sorun yaşadıklarını belirtti. Haklı. Ben zaten Umut'u kiralık talep ettim. Umut gibi bir oyuncunun oturmaması lazım. Oynamalı. Umut'la ilgili bir bölüm daha var. Bizimle birlikte patladı diyor. Mesela Umut Bulut da Ankara Gücü'nde ben gelmeden önce yedekti. Fakat onu forvet arkasına koydum ve hep oynattım. Sonrasında buralara geldi. Yani hemen arkasından evet Trabzon'a transfer olmuştu. Oyuncunun önünü açarım diyor. Ama tabii demek ki Umut transferi olmuyor Burak'ın sakatlığı sebebiyle. Bu yüzden sadece parayla karşılığı olacak gibi gözüküyor transfer. Benim tezim şu, anladığım kadarıyla Rıza Çalınbay'ın da anlattıklarından öyle düşünmediği ortaya çıkıyor. Çünkü Galatasaray'da böyle bir oyuncu yok diyor. Önder Hoca da bunun tersini söyledi. Bizim 96'da ben söyledim. Yani tezim şuydu. Şecu aynı şekilde Kasımpaşa'da oynasaydı ilk 6 ayı, bu ilk devreyi. Hı hı. Donk da Galatasaray'da olsaydı Galatasaray şu anda Şecu'yu almaya çalışırdı diyorum ben. Çünkü Donk'un Kasımpaşa'da oynadığı pozisyonda bir kere Şecu'dan çok daha uzun süredir oynuyor. Hı hı. Sezon başı hazırlıklarını da o şekilde yaptı, o pozisyon için yaptı. Ve Kasımpaşa'da o pozisyonda oynamakla Galatasaray'da o pozisyonda oynamak aynı şey değil. İki sebeple değil. Birincisi oyunu ele alışları farklı iki takımın. İki takım farklı oyunlar oynuyor. İkincisi baskı farklı. Yani Donk'un Kasımpaşa'da o pozisyonda yaşadığı özgürlüğü Şecu yaşıyor olsaydı bence Şecu orada gelişirdi. Galatasaray şu anda Şecu'yu almaya çalışırdı diye düşünüyorum. Ama Rıza Hoca da buna katılmıyor anladığım kadarıyla. Olabilir. Önder Hoca yani yanılıyor olabilirim. Ama anlatmak istediğim başka bir şey. Donk'un burada hazır olarak Galatasaray'a geliyor olması evet Galatasaray'da fark yaratır. Ki bu transfer bitti galiba. Eğer son anda bir fikir değişikliği olmazsa tamam, Kasımpaşa yani. Yönetiminde. Çünkü Kasımpaşa yönetimi hayır kardeşim biz yollamıyoruz diyebilir. Hı hı. Bir anda olabilir bu. Ama Şecu'nda ısrar etseniz. Rıza Hoca %99 diyor. Evet. Ama bu tip konularda özellikle de Kasımpaşa yönetiminin tarzını da biraz bildiğim için anlık kararlar verebiliyorlar. Bir anda fikir değişebiliyor. Bir de bizim futbolumuzda %1 çok yüksek bir oran. Tabii. Evet. O yüzden Mustafa Hoca diyor işte. Bizim %1'imiz başka. %1'imiz başka. Mustafa Hoca o yüzden diyor işte imza atılmadan hiçbir şey olmaz diye onun altını çiziyor. Hayırlı olsun tabii fark yaratır şu an itibariyle. Vatan, Donk için umutu vermem. Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Burak Yılmaz'ın da dönüş tarihinin belirsizliği nedeniyle girişimlerini hızlandırdı. Donk'a karşılık Umut Bulut'u isteyen Kasımpaşa ise geri çevrilirken Cempal, Pol Karacan ve bir miktar para önerildi. Burada tabii bir de Burak'tan gelen haberler de çok parlak gözükmüyor. Lazio maçına yetişir mi yetişmez mi? O belli değil galiba. İtalya'dan gelen... Bir dakika o haberi bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Umut transferi niye bulamıyorum acaba? Habertürk'ten okuyayım o zaman direkt. Burak Yılmaz'ın sahalara dönüşünü daha da uzayacağı haberi Sarı
kırmızılı kulüpte büyük endişe yarattı. Saray'da kral paniği. Evet. Lazio maçları bile sakata geldi. Yani 18 Şubat bile tehlikeli. 25 Şubat. Evet, 25 Şubat'a bile dönemeyebilir diyor yani. Kadar seferberlik ilan edilecekmiş sağlık heyetinde. Dolayısıyla umudu almak Kasımpaşa için zor. Olmaz. Milliyet, Babel bombası Nevzat Dindar'ın haberi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ayn forması giyen ve mutsuz olduğu belirtilen Donk'un çok... Eski Babel. Takım arkadaşı. Efendim? Eski takım arkadaşı Donk'un. Evet. Çok uygun bir rakam karşısında Galatasaray'a önerildi. Kasımpaşa'dan eski takım arkadaşı Donk'la birlikte Galatasaray'a katılabileceği söylenen Hollandalı oyuncu Mustafa Denizli'nin onayına sunulacak. Dün Eren Derdi Yok haberleri de vardı. Kasımpaşa kapış kapış. Yani eskileri yenileri. Sabah ikinci bomba Velozo. Yaz transfer döneminde taraftarını üzen Galatasaray'ı hareketli bir devre arası bekliyor. Mustafa Denizli'nin birinci ağızdan doğruladığı operasyonun ilk ayağı Kasımpaşa. Hollandalı savunmacı Donk'la her konuda anlaşan Sarı Kırmızılılar takasta yollayacağı isimleri netleştirmeye çalışıyor. Mustafa Denizli stoper ve ön libero'da oynayabilen Donk'un yanı sıra orta sahasına bir takviye daha düşünüyor. 4 senedir formasını giydiği Dinamo Kiev'le sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Velozo, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Mustafa Denizli Portekizli ön libero ile ilgili bir bakalım ifadesini kullandı ve kesin kararını vermek için süre istedi. Ya direkt ön libero diye tanımlamamak lazım Velozo'yu. İki yönlü orta saha oyuncusu bence. Direkt ön libero olarak tanımlanamaz. Yani ama hocanın istediği oyuncu mu onu da bilmiyorum. Hoca daha ileride iş bitirecek. Yani tabii Snyder seviyesinde bir oyuncu almak çok mümkün değil ama sürekli oyunun içinde olacak, iki yönlü işi sürekli yapacak bir oyuncu arıyor. Velozo bu tanıma uyar bir oranda ama hoca biraz daha hani hücuma da katkı yapabilecek bir oyuncuyu arıyor gibi geliyor bana. Yani bildiğim kadarıyla transfer öncesinde hocanın anlattıkları bu yöndeydi. Var gözüküyor, evet var gözüküyor ama orada da işte önden kimi keseceksiniz? Orada da çok enteresan bir durum var. Şimdi hani Podolski 90 dakika oyunun içinde olan bir oyuncu değil, anların oyuncusu ama öyle bir katkı yapıyor ki o anlarda da. Nasıl onu dışarı alacaksın? Snyder'i nasıl dışarı alacaksın? Kimi keseceksin oradan? Belli değil yani santrforsu mu oynayacaksın? Podolski'yi santrforu koyduğun zaman o santrfor arkası kanat performansını orada gösteremez gibi geliyor bana, bilmiyorum ama orada bir çıkmaz var. Ya oyuncu al yerleştirle o bitecek gibi durmuyor. Olan olmayan hani oradaki aritmetik çok kritik, çok çok diken üstünde yani. Bir şeyi düzeltmeye çalışırken her şeyi bozabilirsin. Tamam işte onları biliyor olsaydık Hoca zaten biz de Mustafa Hoca olduk. Teknik direktörü biz olduk. Mustafa Hoca onları bilir. Peki. Ya bir de hani İspanya, Almanya falan gibi bir ay da değil aramız. Eskiden öyle oluyordu. Evet. Şimdi 15 günde olup bitecek. Yani öyle bir hazırlık seviyesi de yok. Öyle bir seviyeye de ulaşabilecek bir hazırlık dönemi yok. Hürriyet, Galatasaray'da sözleşmelere kupa darbesi, Ali Naci Küçük'ün haberi. Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ödenen primler artık tarih olacak. Sarı Kırmızılı yönetim teknik direktör Mustafa Denizli ile de görüşüp Sneijder'le imzaladığı kontratı bir milat olarak belirleme kararı aldı. Kupa sınavlarında futbolculara ödenen maç başı primlerin kulübe zarar ve eksi bakiye olarak yazılması üzerine yönetim tasarruf tedbirlerine bu önemli kararı da ekledi. Bundan böyle Galatasaray kadrosuna yeni katacağı futbolcuların kontratında Türkiye Kupası karşılaşmaları için maç başı primi yer almayacak. Şimdi bak bu kupa konusunu buradan tartışmak lazım. Kupaya bakış açısı nereye geldi? Şimdi neden gruplar yaratıldı kupada ve yayıncı da buna göre bir para verip satın aldı? Dediler ki maç sayısını çoğaltalım. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş çok maç. En azından bir 6 maç yapsınlar. 6 maç yaptıkları zaman da zaten elenmeyeceklerdir. Büyük oranda elenenler oluyor ama elenmeyeceklerdir. Üzerine en azından 2 maç daha yaparlar. Dolayısıyla çok Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçı olur. Değeri artar. Yayıncı da çok para verir. Bunu yayınlar. Ama sonuçta geldiğimiz noktada ne oldu? Bu kupa maçları zul oldu. Maç başı prim verilmeyecek. Hatta primi geç maç başılara girmeyecek o. Yani ligdeki maç başı oynadığın zaman mesela 20 bin euro, 25 bin euro olan oyuncular var.
Bunlar da yeni kontratlarda kupa maçları dahil değildir diyecekler. Dolayısıyla oyuncular orada oynamak istemeyecek. Dolayısıyla teknik direktörler ya bu kupa çok da önemli değil. Baksana rakip de zaten eksik çıkıyor. Büyük oyuncuları oynatmıyor. Ben de U21 takımla oynayayım diyecek ki oynayanlar var. Dolayısıyla işin kalitesi gittikçe düşecek. Kalitesi öyle bir düşecek ki ya keşke bu adamlar hani 6+2, 8 maç yedek takımlarıyla oynayacaklarına 2 maç gerçek takımlarıyla oynasalardı diyeceksin. O noktaya gidiyoruz yani. Şimdi böyle olacağına bundan sonraki yayın ihalesinde tabii ki şu andaki yayıncının haklarını korumak şartıyla çünkü adam buna göre vermiş öyle parasını. Bundan sonrakinde bu işi tamamen kaldıralım, elemeye bağlayalım. Yani elemeye bağlayalım. Çünkü elemeye şimdi Galatasaray maç oynayacak bugün saat 2'de. 13.45'te. Kim heyecanlanıyor? Ama bu eleme maçı olsa oturur seyredersin yani. Rakibi için de manalı, kendisi için de manalı, herkes için manalı bir hale gelecek. Bu grup işini sıfırlayalım, bitsin artık. Bir manası yok. Tabii. Heyecanı yok. Garip bir şekilde tek maçlı. Lig sıralamasında ya da ligde bir alt ligde olanın sahasında ya da aynı ligdelerse lig sıralamasında altta olanın sahasında tek maçlı eliminasyon. Mis gibi maçlar seyredelim. Heyecanlı olsun. Biz de bekleyelim. Kaçıncı defa söylüyorum bunu? Bilmiyorum, saymadım. 100 defa söylemişim. Biz de bunu daha önce, biz de bir yayıncı olduğumuz için hani yayın ihalesine hazırlanırken işte karar verme aşamasında girelim, girmeyelim, ne yaparız diye bunları çok düşündük. Bunları önerdik de. Tabii. Çünkü yani bu grup işleri çok yüksek kaliteler bir arada olduğu zaman mana ifade ediyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir manası var. Ama Avrupa Ligi'nde yok. Yok yani. Çok yüksek kalite takımlar olacak ki onlar birbirleriyle oynadıkları zaman heyecan olsun. Ben sıkıldım bu muhabbetten. Etrafına bakmaya başladım. Mourinho onu menüye istiyor. Fanatik de var. İngiliz The Sun gazetesinden müthiş iddia. Manchester United'da koltuğu sallanan Van Gaal'in yerine geçmesi ve İngiliz kulübüyle 5 yıllık kontrat imzalaması beklenen Mourinho'nun ilk transferini Sneijder'le yapacağı, hatta oyun sistemini Hollandalı yıldızın üzerine kuracağı iddia edildi. Şimdi Chelsea maçından sonra bu imza anlatılacağı söyleniyor ama bugün sabah yayın toplantısında Hakan söyledi. Manchester United yönetim kurulunda da ciddi bir şey varmış Mourinho'ya karşı. İstemeyen bir grup varmış. Yani orada da kesin değil o iş anladığım kadarıyla. Kesinmiş gibi aksettiriliyor basına. Özellikle İngiliz basını bu iş bitti diyor büyük bir çoğunluğu ama Manchester United board'unda da yönetim kurulunda da Mourinho'yu istemeyen bir ekip varmış. Hatta bu belayı başımıza sarmayalım diyenlermiş onlar. Yani Van Gaal'den kurtulduk, Mourinho'ya da uğraşmayalım diyenler. Ne kadar marka olursan ol, işte birileri seni başımıza bela olarak görebiliyor. Tabii. Hatta markalarda bu daha fazla oluyor galiba. Aynen öyle. Öyle mi? Onu diyecektim ben de şimdi. Zaten öyle olması gerekiyor. O yüzden marka değil mi? Tabii o yüzden marka. Hem böyle iyi geçineceksin, hem de marka olacaksın. Çok kolay değil. Hatta imkansız. Sabah devre biter, harekat başlar. Volkan Demir'in haberi. Fenerbahçe'de yönetim ikinci yarı iyiden iyiye kızışacak şampiyonluk yarışı için takıma takviye konusunu yüksek sesle konuşmaya başladı. Sportif direktör Giuliano Terenao önümüzdeki hafta Brezilya'ya giderek temaslarda bulunacak. Fenerbahçe'nin transfer konusunda 3 adet kırmızı çizgisi bulunuyor. Transfer bu kriterlere göre belirlenecek. Bir, transfere mali kriterler açısından herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak buna rağmen mali yapıyı sarsmayacak bir politika izlenecek. Peki, o zaman şimdi bunu da şu ne anladım bundan? Transfere mali kriterler açısından herhangi bir engel bulunmuyor. Hı hı. Bütçe var, transfer bütçesi var. Ama makul bir bütçe var, harcanacak. Yani çok para harcanmayacak. Evet, yani zaten bunlar birbirinden farklı şeyler değil, onu söylemek istiyorum. Şöyle yapılacak. Aslında farklı bir şey yapılacak. O yapılacak farklı şey de şu. Yani bir bütçe belirlenecek, transfer bütçesi ki bu genel ve bu aşılmayacak. Genele de uygun olacak. Hı hı. İşte onu anlatmaya çalıştım ama beceremedim. Hani ben. Bizim tarih
boyunca futbolumuzda, futbolumuzun tarihi boyunca yapamadığımız bir şeyi bu sene yapılacak. Ama işte bu cümlede zaten ikisi birbirinden aynı şey. Yani mali kriterler arasında herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak buna rağmen mali yapıyı sarsmayacak. Zaten aynı şey bunlar yani. Aynı şey değil mi? Bu madde olmaz. Olmaz işte ya aynı şu, şey. Bu ikisi birbirinden hani aynı yazılı, şey. Haber değerinin olması bunun aslında başka bir şeyin haber olduğu anlamına geliyor. Yani biz buna hiç bugüne kadar yapmıyorduk. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Bütçeye uygun hareket edeceğiz demek bu. Yani şunu şöyle söyleyebilir miyiz? Daha önce etmiyorduk, şimdi edeceğiz demek. Şöyle söyleyebilir miyiz? Mali yapıyı sarsmayacak bir politika izlenecek. Bu kadar evet. Yani. Çünkü mali yapıyı sarsacak bir politika izlenecekse... Yok, şu da denilebilir. Bak daha da kısaltayım mı? Engel var demektir. Bütçe yaptık. Tamam, güzel. Ya, bu yeterli zaten, olmalı. 2. İlk etapta Fernandão ve Robin van Persie'nin yanına bir santrfor ve Diego Ribas'la rekabet edecek. Hatta onu yedek bırakabilecek. Hücuma dönük bir orta saha alınması planlanıyor. İkisinden biri olsa da çok şey değiştirir. Yani ikisinden biri olursa diğerinin performansını değiştirir. Yani van Persie ritme girdiği anda Diego'nun oyunu değişir. Şayet iki oyun, üçüncü madde bu. Şayet iki oyuncu transferi kulübün bütçesine uymazsa, kulüp o zaman hücumun her bölgesinde görev yapabilen tek bir isme yönelecek. Güzel. Evet. Dördüncü bir şıkı da ben koyayım. Hiç transfer yapılmayabilir. Bütçeye uymazsa. Mi diyorsun? Hiç transfer yapılması da olur anlamında mı söylüyorsun bunu? Demiyorum öyle. Ya oluyor zaten. De hani Fenerbahçe'nin bu skor dezavantajını, skor bulma problemini, yani savunmada ulaştığı seviyeyi hücumda çıkaramamasının sebepleri var. Nedir bu sebepler? Bir, Diego'nun istenen performansta olamayışı. İki, Van Persie'den beklenen oyunun karşılanamayışı. Ama birisi diğerini etkiler diyorum ben. Diego pozisyonuna siz bir Alex bulursanız Van Persie'nin oyunu değişir. Dün anlattıklarımın dışında bir şey söylediğimin farkındayım. Onu diyecektim şimdi. Onun farkındayım ama işi kolaylaştırır. Fernandão'nun da oyununu değiştirir. Ya da önde bir oyuncu alırsan o da Diego'nun oyununu değiştirir. İkisi de yani Van Persie'nin oyun içindeki alternatif sayısını artırır. Dolayısıyla o Van Persie'nin belki de kendini bulmasını anlamına gelebilir. Anlamına gelebilir diyorsun. Evet. Peki, ama dün söylediklerimi izlemeyenler için tekrar edeyim istiyorsan. Pereira'nın söylediği şu, diyor ki bizim birinci santrforumuz ancak sakatlanmaya çok yatkın, dolayısıyla çok uzun süre oynatamıyoruz, güçlendirme çalışmaları yapılıyor ancak bu güçlendirme çalışmaları istediğimiz karşılığı bulmadı. O karşılığı vermedi şu ana kadar. Dolayısıyla biz onu sürekli oynatıp sakatlığa çok açık olduğu için risk etmek istemiyoruz diyor. Evet. Sen de diyorsun ki oyunu daha basit kılarak ondan daha uzun süre yararlanabilir Fenerbahçe diyorsun. Diego'nun yerine yeni bir oyuncu bularak. Güzel. Bak, Van Persie sorunu çözdük. Van Persie sorunu. Milliyet forvet raporu. Devre arasında forvet hattına takviye bekleyen Fenerbahçe teknik direktörü Pereira kafasındaki profili çizdi. Portekizli çalıştırıcı Fernandão ve Van Persie yedekleyecek bir ismi düşünüyor. Geçtiğimiz hafta Portekiz basınında transfer iddiaları yer alan Paços de Ferreira, forveti Bruno Moreira bu profile örnek olarak duruyor. 28 yaşındaki forvet bu sezon çıktı. 13 maçta 11 gol attı. Çok tanımıyorum oyuncuyu, o yüzden bir şey söylemeyeyim. Hürriyet, birinci forvetim Van Persie ama Ahmet Ercanlar yazmış bu haberi. Fenerbahçe'de Robin Van Persie konusu en çok merak edilen gündem maddesi. Mutsuz mu yoksa sakat mı, dışlanıyor mu gibi sorular her gün gündemi meşgul ediyor. Teknik direktör Pereira'nın yıldız futbolcuya bakışı da merak uyandırıyor. Her ne kadar Hollandalı'nın durumuna ilgisiz kalsa da teknik direktör Pereira bu takımın birinci forvetinin Van Persie olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bakın ilgisiz kalabiliyor mu acaba ya? İlgisiz değildir de bu tartışmalara girmiyor anlamına mı geliyor acaba bu? Pereira ligin ikinci devresinde Hollandalı yıldızın takımın vazgeçilmez olacağını söylüyor.
Devre arasında yapılacak hazırlıklarda Van Persie'nin tamamen hazır olacağını ve ardından takımın yine birinci forveti olacağını dile getiriyor. Herkes bunu bekliyor. Bu yani demin bahsettiğimle alakalı bir durum herhalde. Fiziken daha güçlenmesi konusu. Sen de anladın. Şu ilgisiz mevzunu... Onu ben de çözemedim. Anlamaya çalışıyorum. Yani tartışmaya girmiyor. Çok tartışılan bir şey. Bu tartışmada bir taraf değil, bir şey söylemiyor anlamında. Yani biraz o an öyle duruyor. Çünkü yani elinde Van Persie olsa bir tek onunla ilgilenirsin neredeyse. Çünkü o çok şeyi değiştirecek. Tabii. İstediğini ver, yani ama şey ondan diyor yani vermeye ikinci yarı takımın birinci forveti olacak diyor. Yani dolayısıyla bir ilgisi var. İlgisiz değil. Var. Bizim bugün kafalar karışık biraz anlayamıyoruz şeyi. Yani en azından benim öyle bilmiyorum. Sen de böyle başka bir şeyle ilgileniyormuşsun gibi. Bilmiyorum. Hani kendi durumumu senin yaptığın yoruma katılabilirim. Fakat ben de anlamadım. Tamam peki. Yok yok, bu tartışmaların bir parçası olmuyor. Herkes tartışırken hani konuya ilgisiz kalıyor gibi o anlama geliyor herhalde. Çünkü oyuncu ilgisiz kalamaz ya. Nasıl ilgisiz kalsın oyuncu? Kalıyorsa da çok büyük problem. Van Persie'ye nasıl ilgisiz kalırsın? Ben olsam sürekli onunla ilgilenirim yani. Şey yani mi acaba? Hani, tepki göstermiyor. Hani Van Persie'nin şeylerine, tavırlarına hani biz bir onlara ilgi pek böyle bir peki. Muhteşem dönüşün sırları Hürriyet. Beşiktaş Ankara'da iki kez geriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 3-2 yenip zirvedeki yerini korurken Sosa'da attığı iki golle takımını ipten aldı. Siyah beyazlı takımın son haftalarda aldığı puanlarda Arjantinli oyun kurucu Jose Sosa büyük rol oynadı. Oysa Sosa sezona pek iyi başlamadı. Birçok maçta tek devre forma giyerken Güneş'in oyuncu değişikliğinde tabelaya adını yazdırdığı ilk isim Sosa oluyordu. Sezon başında ülkesine dönmesi söz konusu olduğu için kafası karışan Arjantinli oyuncu uzun süre kendisini toparlayamadı. Fiziksel sıkıntı yaşayan Sosa dakikalar 60'ları gösterdiğinde oyundan düşüyordu. Arjantinli dönüş hesaplarını kapatınca Beşiktaş'a adeta yeniden döndü. Ancak şunu da unutmamak lazım. Galiba Eylül'ün sonu ya da Ekim'in başıydı. Tam tarihi hatırlamamakla birlikte o dönem olduğunu biliyorum. Şenol Güneş ki oyuncularıyla ilgili çok fazla bir şey söylemez. Yani teker teker onlarla ilgili açıklama çok az yapar. Sosa ile ilgili, Sosa'nın profesyonelliği ile ilgili, oyuna bakışıyla alakalı, oyun görüşüyle alakalı bayağı övgü dolu bir röportaj verdiğini hatırlıyorum. Yani sanki hani uzun süredir aradığı oyuncuyu bulmuş gibi. Yani örnek oyuncu olarak Sosa'yı gösterdiğini hatırlıyorum. Onu bulayım da yarın konuşalım. O röportajı bir çıkarayım ben. Şimdi aklıma geldi çünkü. Dolayısıyla hani sezon başı Şenol Hoca'nın Sosa ile ilgili Sosa'ya bakışı bence onda bir değişiklik yok. Sosa'nın performansında bir yükseliş var sadece. Oyundan çıkarıyor olması ondan memnun olmadığı anlamına gelmiyordu o günde. Çünkü çok net olarak söylüyordu. Yani onun profesyonelliği, onun oyun görüşü, onun takıma katkısı bunun üzerine bayağı bir güzelleme yaptığını hatırlıyorum. Milliyet, sen olmasan koltuk gitmişti. Beşiktaşlı futbolcular Osmanlıspor deplasmanında attığı gollerle Kartal'ı galibiyete uçuran Jose Sosa'ya hakkını teslim etti. Soyunma odasında Arjantin yıldızının etrafını saran Beşiktaşlı oyuncular, sen bugün sahada olmasaydın liderliği de kaybetmiştik yorumunda bulundu. Eski kulübü Estudiantes'in sezon başında resmen talip olduğu Sosa'yı bırakmayan Beşiktaşlı yöneticiler, Sosa tıpkı eski günlerindeki gibi oynadı. Böyle oynamaya devam ederse sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz değerlendirmelerinde bulundu. Hiç yoktan iki gol. Yani bu katkıyı kim yapıyor takımına? Nani yapıyor. Belli oranda. Yani Fenerbahçe kaleye gidemezken birkaç kez oyun aldı. Podolski net olarak yapıyor. Hiç kendisi oyunda yokken. Yani takım zaten oyunda yok. Podolski de oyunda yokken yapıyor. Kapıyı kırıyor. Sosa da bunu bu hafta yaptı. Yani bu hafta zaten genel itibariyle o tip performanslar belirleyici oldu. Doğru. Bu hafta da Markovic yaptı aynı şeyi. Yani Nani değil. Vatan, surdan önce duşu yaptırsın. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Osmanlı maçı sonrası statla ilgili şikayetleri sadece zeminle sınırlı kalmadı. Soyunma odasındaki duşları da eleştiren Güneş, duş mu göl mü belli değil. Giderler tıkalı, içeride çocuklar gölde duş alıyor. Bütün parayı heykellere, kapılara yatırmışlar ifadelerini kullandı.
Ya yani 3 saha hakikaten mesele çok, bu kadar evet. Basit bir şeyi nasıl mesele ettik kendimize ya. Sahanın zemini ya. Ya ben çünkü bak şimdi bu televizyon reklamları, gazete reklamları, ilanlar, milanlar falan biliyorsun. Yani bu siteler, bilmem neler, sürekli bir inşaat var ya memlekette yani. Evler, apartmanlar, gökdelenler falan yapılıyor. Ya bir numaralı övgü buradaki o göller, işte çim alanlar falan. Ve bunlar çok oluyor, kolay oluyor yani. Bütün memlekette böyle bir çim alan ve havuz seferberliği var. Bir tek sahalarda yok. Yani biz tek sahalarda çim yapamıyoruz. Ki yapmamız gereken yer orası. Ya bu nasıl bu hale getiriyor? Ne yapayım yani, çok karşı çıktım ama artık yani. Nasıl yapamıyoruz bunu anlamıyorum. Ya çok kolay bak şimdi. Bak dünya çapında statlar yapıyoruz. Şimdi giderler tıkalı. He? Tamam duşlarda. Onun için şey alacaksın, neydi o? Lavabo aç. Lavabo aç var bir de. Pompa. Var? Pompa. Tamam böyle vantuz var ya, pompa, lastik. 3 liraya satılıyor onlar. Hallettik mi giderler? Hallettik. Çimleri de söyledik, biz yaparız. Tamam bitti işte. Yapın desin birisi, yaparız. E bitti, sorunu çözüm var yani. Çok enteresan. İstersen şeyi de ben açarım. Giderleri de açarız yani. Ek iş olarak diyorsun. Ha. Yani sorunlar buysa çözeriz. Reklam arası verelim mi? Bak bunlar neden oluyor biliyor musun? Bunlar kimsenin dert etmemesinden oluyor. Ya şimdi şey ne olacak? Bunu dert ettiği için Beşiktaş'ın ya da diğer hocalar, Beşiktaş'ın antrenman sahalarının yenilendi, edildi falan. Çünkü birileri dert ediyor. Şimdi Osmanlı Spor'da da hoca dert edecek ve bunu ediyordur muhtemelen. Ve diyecek ki ya burada olmaz bu iş. Çünkü biz hiçbir şeyi dert etmediğimiz için sorun yok yani bizim için. Tamam ya yaparız, önemli değil de gittiği için. Öyle de yapılıyor. Halbuki sen gidip oradaki yöneticiye ya burada oynanmaz abi bu iş. Yani mümkün değil dediğin zaman ne diyecek adam? Oynayın ya, ne yaparsınız yapın mı diyecek. Tabii. Çünkü bir oyuncunun, en ucuz oyuncunun maliyetine oluyor bu. Yani 34 hafta... Bunun maliyetle falan alakası yok. Yok. Bir de o pompaların Mehmet şeyli olanları, plastik böyle körüklü olanları çıktı biliyor musun? Onlar acaba kötü onlar, ya eski o şeyler. Naylon, lastikten tahta saplı değil mi? Onlar o daha mı iyi çalışıyor? Onlar. Kauçuğu vardı onların eskiden. Daha da eskiden. Kauçuk en iyisi. En iyisi. Ama bundan pahalı artık. Bulamayız artık. Bir de yoktur bir de kauçuk. Kauçuk bulunmuyor zaten artık. Kauçuk kalmadı biliyorsun dünyada. Evet ya. Reklam arası mı var? Reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Pompa, pompa tartışmamıza devam edeceğiz. Fanatik'teki haberi okuyayım. Eto ekstraya gitmiş. Brezilya'da bir gösteri maçında forma giyen Samuel Eto bu akşam Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı görev alamayacak. Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Eto Ronaldinho'ya değil özel maça gitti. Ücreti mukabilinde gönderdik, kulübe para kazandıracak dedi. Eto için Antalya'nın ne kadar ücret alacağı bilinmezken Türkiye Kupası'nda galibiyete 40 bin dolar, beraberliğe ise 20 bin dolar veriliyor. Eto ekstraya gitmiş, tamam güzel zaten. Başka üzerine bir yorum yapmaya yani, gerek yok herhalde. Yani bunu tek maç üzerinden bakmamak lazım. Yani bunun şampiyonluğu da var, kupayı alması da var. Oraya ya, kadar hesaplamak lazım hani. Yani her maç için 40 bin dolardan kaç maç oynarsa kupayı alana kadar onunla çarpacaksın. Yani hani parasal açıdan bakıyorsan öyle bakmak lazım. Ne dersin? Oyunun kendisini unutuyoruz gibi geliyor bana. Şimdi ben Eto'nun memlekette olmasından çok memnunum. Geçen hafta Adil Oyun'da da izledim. Hakikaten adam yüksek karizma. Zaten geldiği yol, geçtiği yol, yaptıkları falan hiç anlatmaya gerek yok. Müthiş bir kariyer. Konuşmaları çok ilham verici. Orada Afrikalı bir genç arkadaş bir soru sordu, ona verdiği cevap çok güzeldi. Çok güzel cevaplar verdi. Yani herkesi etkisi altına alıyor. Öyle. Tarzı güzel, gülümsüyor. Mükemmel yani. Hep neresine öyleydi. Baksan mükemmel. Evet, Türkiye'de de öyle. Çok da memnunuz yani bizle birlikte olmasına ama oyunu da unutmamak lazım. Biraz oyunu unutuyoruz. Hayır, yani bütçesel olarak baktığın zaman da diyorum ki Antalya Spor'un kupayı alacağını düşüneceksin. Oradan kaç da, maç kaldıysa onu çarpacaksın. Hani o gelire bakarak kulübe kaç para kazandırdığına bakacaksın. Hani hesap öyle yapıldıysa
Yine tamam demeyiz de. Belki şeydir, birçok maça gidecektir. Birçok ekstrası olacaktır belki. Öyle bir şey de olabilir yani. Yani ben Türkiye Kupası için diyorum. Türkiye Kupası'nı tamamen bırakmış olabilirler diyorum. Ama kulübe para kazandırdığı i̇şte için Türkiye Kupası'ndan... Belki 10 tane ekstra vardır. Toplamında Türkiye Kupası'ndan kazandığından daha fazla para kazanacak. Onu soruyorum, onun hesabı yani. Yapıldı mı diyorum. Ya biz şeyi yapamıyoruz bir türlü. Biz burada sürekli diyoruz, bu iş bir şov işi. Hı hı. Ve Antalya Spor'da evet bu şov işinin belli bir tarafını güzel yapıyor. Eto geliyor, işte Ronaldinho gelir mi? Eto'nun performansı da çok iyi yani. Ama ya, yani. Aman düşmesin o kadar diyorum. Aman ya. Düşmesin diyorum. 20 puan var Antalya'nın. Evet. Tak bir takıldın mı gidersin yani. Peki Zlatan İbrahimovic'in tabanca gibi işte. Forvet tanımlamasına uyarcasına objektiflere verdiği pozu gördün mü Mehmet? Gördüm de bundan tepki gelir. Peki. Ya şey haberini yıl kısaca 1988. Vereyim ya. Resimlerden dönmek pek şey değil ama Milliyet'teki bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile berabere kalan Mersin İdman Yurdu'nda lenf kanserini yenen Berkan Afşarlı attığı golle herkese örnek oldu. Bu da günün örnek ilham veren haberlerinden biri. Bülent Korkmaz da benim için en önemli şey kanseri yenen Berkan'dı. Sakatlanıp oyundan çıkmasına üzüldüm ama iyi bir örnek teşkil etti. Herkes adına ona teşekkür ediyorum demiş. Evet. Kutlarız. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir Eric Cantona fotoğrafıyla devam edelim. Yıl 1988. Cantona için Öksler hedefi kapanıyor, Marsilya defteri açılıyor. Ronaldo Amerika'ya gitmiş. NBA'de Miami Heat Detroit Pistons maçını izlemiş. Pek şık. İzlerken de fotoğrafı var. Evet. Aldığı ceza nedeniyle şimdilerde zor günler yaşayan Platini Juventus'tayken bayağı rahatmış bak. Şöyle bir bence lanet var. Maradona'ya laf etmeyeceksin. Maradona'ya laf eden çarpılıyor abi. Pele de çarpıldı, bak Platini de çarpıldı. Ondan mı oluyor diyorsun? Bence ondan. Maradona laneti. İşine bakacaksın. Başkasının ahlakını sorgulamayacaksın. Önce Pele yaptı, perişan oldu. Biraz işe bakış şeklinde de problem i̇şte, olabilir yani. Mi? Onda da. Peki, bitti programımız. Yarın Spor Servis programında Mehmet Demirkol'la birlikte yine karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.